Efendim bakış programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir 15 gündür Türkiye maalesef İzmir'deki deprem felaketiyle sarsıldık. Hala etkileri devam ediyor. Biz de bu süre içinde biraz bazı yayınlara ara verdik ama şimdi tekrardan şu tasarruf konusunu gündeme getireceğiz. Ama bu İzmir depreminde önce hayatını tabii kaybedenlere tekrar rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz efendim. Hala tedavi görenler var. Bir an önce acil şifalar diliyoruz. Bir taraftan bir hayat sigortası tarafını konuşacağız. Bunu neden konuşacağız? Çünkü bu 15 günlük, 12-13 günlük geçen süre içinde sizlerden gelen çokça soru var. Bu soruların içinde işte İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, bankadan kredi alanların, hayat sigortası olanların nasıl bir pozisyon alması gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini biraz konuşmak istiyoruz size. Ve tabii ki tasarrufa da devam edeceğiz. Yani bireysel emeklilik sistemini anlatmaya devam edeceğiz. Bunların hepsini Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Silcek'le konuşacağız. Ayhan Bey'i yayına davet etmemizin sebeplerinden bir tanesi özellikle bireysel emeklilik sisteminde iki sistem var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi gönüllü bireysel emeklilik sistemi, bir tanesi de 45 altı tüm çalışanların otomatik olarak işverenleri tarafından sisteme katıldığı otomatik katılım sistemi adı verilen sistem. İki ayrı sistem. Şimdi bu iki ayrı sistemde de özellikle otomatik katılım sisteminde enteresan bir gelişme yaşanıyor. Faizsiz fonu tercih eden kişilerin sayısı bir hayli fazla. Bir başka önemli gelişme daha var. Bu son birkaç yıldır, iki yıldır hatta iki yıla yakındır bireysel emeklilik fonlarının yani emeklilik fonlarının getirileri yüksek. Ve bunların içinde faizsiz fonların getirileri daha da yüksek. Ya burada da bir ilginç bir durum var. Ve çoğu kişi de faizsiz fonları da tercih etmeye başladı. Neden yüksek? Bir onu konuşacağız, sormak istiyoruz. Yani içinde hangi enstrüman vardı bu kadar yüksek getiri sağladı? Ve faizsiz emeklilik fonları dediğimiz fonlar nelerden oluşuyor? Ve getirileri şu an için şu aşamada nedir? Bunları biraz size anlatmak istiyoruz. Bunlar sizlerden gelen de sorular aynı zamanda. Mesela kimi izleyicimiz ya da okurlarım diyor ki faizsiz emeklilik fonuna geçsem mi? Ya da faizsiz emeklilik fonundan normal fonlara geçsem mi diye soru soruyorlar. Bunlara biraz açıklık getirelim. Ve bunların hepsinde Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek'le konuşacağız. Bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ekrandan bakıyor olacağım. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden de Habertürk Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz yayınımıza. Sayın Sincek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ofistesiniz galiba. Evet. Normal çalışma düzeni devam ediyor mu yoksa yani sizler mi sadece ofistesiniz? Yani çalışanlar evden mi devam ediyor? Sadece üst yönetim ofisten devam ediyor. Normal yani çoğunluk %70-80 civarında da evden. Bunu niye sordum? Her şirket yöneticisiyle, CEO'suyla sohbet ederken yayınlarda bir soruyorum. Bir anlamda bir anket gibi oldu. Siz de evde mi çalışıyorsunuz? Nereden çalışıyorsunuz diye. Bunun sonunda bir anket yapıp zaten yayınlayacağım yine buradan. O yüzden sizi de hazır vesileyle bulmuşum. Yayınlayayım. Doğrusu doğru olanda da doğrusunu da yapıyorsunuz. Şimdi önce BES'i konuşuruz. Faizsiz fonları konuşuruz. Bunda bir sıkıntı yok da. Bu gelen soruları izleyicilerden ve okuyuculardan gelen soruları biraz sizle paylaşmak istedim de. Efendim İzmir'de yaşanan deprem malum hayatını kaybedenlerimiz var. Aynı zamanda depremde işte sakat kalanlarımız da var. Mağlulluk diyorsunuz siz. Bu kişilerin hayat sigortası olanlar, bunların bir kısmı bankadan, mesela şöyle bir soru var. Bankadan kredi kullanılmış, konut kredisi kullanılmış ve maalesef depremde hayatını kaybetmiş ama başka bir yerde hayatını kaybetmiş vatandaşımız. İşte banka hayat sigortası konut kredisini kapatır mı diye bir soru var. Bir tanesini seçtim öyle. Aklıma gelenlerini söylüyorum. Bir başkası kaza bir tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi kullanmış. Aynı şekilde hayat sigortası yapılmış. Çünkü bankalar artık kredi verirken hayat sigortasını otomatik olarak yapıyorlar. İşte ne yapacağım diyor. Yani banka mı şirket mi hayat sigortası mı karşılayacak? Bana bir şey bana mı verecek? Ben mi ödeyeceğim? Biraz anlatabilir misin Ayhan bize nedir süreç? Evet İzmir'e
büyük geçmiş olsun. Çok büyük bir felaketti. Gerçekten şiddetli bir depremdi. Şimdi vefat tarafıyla baktığımızda kredi hayat sigortaları genelde ecelen vefatı içeren poliçeler ve kredi tutarıyla ve süresiyle de uyumlu oluyor. Hı hı. Vefat edenler varsa eğer kullandıkları kredilere ilişkin ya da herhangi bir hayat sigortası varsa geride kalan varisleri bu krediyi kapatmak ya da işte tazminatı almaya hak kazanacaklar. Dolayısıyla normal prosedürden farkı yok. Yani normal bir kredi için işte gerekli belgelerin teslim edilmesi sonucunda tazminata hak kazanılıyor. Yani tamamıyla eğer kişinin borcu varsa, işte konut mesela konut almış bir kişi, aynı örnek üstünden gidelim, o soru üzerinden gidelim. Konut kullanılmış, yaklaşık yanılmıyorsam bir 4 yıl galiba ödenmiş. İşte geri kalan da bir 6 yıl bakiye. O bankaya ödenecek sigorta şirketi tarafından ve bu sayede işte konutta ölen kişinin yakınlarına kalacak, hiçbir bir bedel ödemeyecek, değil mi Ayhan? Doğrudur. Aynen, bankaya kapatılır. Hı-hı. Eğer artı bir kısım varsa da varislere ödenir. Anladım. Ya bu gibi durumlar için de önemli aslında ya sigortası. Ben öyle anlıyorum. Şimdi bu soruları görünce biraz da böyle anladım. Evet. Kredilerle bağlantılı sigortalarda aslında çok iyi bir durumdayız. Yani sektör genelinde baktığımızda, hayat sigortacılığı geneline baktığımızda sektörde yaklaşık %60-70'ten fazla bir penetrasyon mevcut. Yani bu şu demek, işte bankaların kullandırdığı atıyorum 10 milyar kredinin işte 7 milyarı civarı sigortalı, hayat sigortası tarafından güvence altında. Bu hem geride kalan aileye büyük kolaylık sağlıyor, eşe, çocuğa büyük kolaylık sağlıyor. Tabi burada deprem konusu olduğu için işte ev DAS sigortası artı konut sigortasıyla da güvence altına almak gerekiyor. Orada da ciddi bir farkındalık var. İzmir'deki DAS oranının %55'ler civarında olduğu söyleniyor. Evet. İyi bir oran ama bunu tabii niye yüzlere çıkartmayalım? Sigortalı bilinci arttırmamız lazım. Nasıl kaskoda, trafikte sigortalanma oranı çok yüksekse, eğer bir mortgage kullanıyorsanız mutlaka hayat sigortasını almak, yaptırmak gerekiyor. Gerekiyor. Şart. Peki. Şimdi gelelim bireysel emeklilik sistemine. Geçelim buradan. Bilgilendirdiğin için de sağ ol, hayat sigortası da. Çünkü birçok soru var bu konuda. Şimdi gelelim bireysel emeklilik sistemine. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar Ayhan. Onu izleyeceğiz ama şöyle gördüm. 2021 Cumhurbaşkanlığı programında tasarruf konusuna bir ayrı yer ayrılmış. Tasarruf konusunun içinde de bireysel emeklilik sistemine bir hayli yer ayrılmış. Ve buradan ben şöyle bir sonuca varıyorum. 2021'de tasarruf konusu ön planda ve burada da bireysel emeklilik sistemine çok iş düşecek gibi anladım. Şimdi bir haberi izleyelim. Sonra bunun üzerine Sayın Ayhan Sincek'le konuşalım efendim. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta sektörünün mevcut durumu detaylı anlatılarak, 2021'de bireysel emeklilik sistemi ve sigortacılıkta atılacak adımlara yer verildi. 2021 yıllık programında Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşması için yatırımların finansmanında yurt dışı tasarrufların oldukça önemli bir rolü bulunduğuna değinilerek, ekonomide büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yurt içi tasarrufların artırılmasıyla tasarruf yatırım açığının azalacağına, Türkiye ekonomisinin olası şoklara daha dayanıklı hale geleceğine ve cari işlemler açığına bağlı kırılganlıkların azalacağına dikkat çekiliyor. Programda tasarrufların artırılması için Türkiye ekonomisinde yüksek oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklardan temin edilmesi,
dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir artırıcı, istihdam sağlayıcı ve verimlilik potansiyeli yüksek alanlara yönlendirilmesinin temel amaç olduğu, bireysel emeklilik sisteminde istikrarlı büyümenin yakalanabilmesi adına önümüzdeki dönemde katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün artışının sürdürülebilir kılınması amacıyla iyileştirmeler gerçekleştirileceğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda yurt içi tasarrufların artırılmasında 2021 yılında bireysel emeklilik sistemine büyük görev düşeceği öngörülüyor. Evet, Ayhan şimdi biraz bize birkaç cümleyle özetle ondan sonra mevcut durumu. Çünkü dediğim gibi 2021'de çok iş düşecek size, tasarruf önemli o hale gelecek. Ve size de bireysel emeklilik sistemine çok iş düşecek. Önce birkaç cümle bize bir resmi BES'in şu anki hem otomatik katılım hem de gönüllü BES için bir resmini çiz. Ondan sonra biraz şu faizsiz fonlara bir girelim. Arkadaşlar Aytaş da aynı zamanda zaten grafikleri verecek. Benim önüme de koydular grafikleri. Evet, önce şu bir tabloyu alalım senden. Evet, toplamda 165 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaştı tüm sektör. Malum işte 17 yılını tamamladı. Hı hı. 3 yıl önce hayatımıza giren OKS ile birlikte işte 6,5 milyon civarında katılımcı sayısı, 6 milyon OKS ile birlikte 12,5 milyonlara ulaştı. Çalışan nüfusu düşündüğümüzde ciddi bir rakam. 20 milyondan fazla çalışan nüfusumuz var. 12,5 milyon kişi BES ve OKS ile birlikte bankacılık dışında farklı bir tasarruf aracıyla tanıştı ve iyi bir şekilde de kullanıyorlar. Performans tarafıyla baktığımızda bu sene ciddi bir reel getiri sağladı BES fonları. Ne kadar? Onu bir paylaş bizle, reel getiriyi. Ya bir de reel getiri ne, onu da paylaş. Şimdi malum enflasyon hayatımızın her yerinde var. Bizim BES fonları üzerinde baktığımızda bu yıl sektörün ağırlıklı ortalaması %21'ler civarında. Hı hı. Bu Eylül, yani Ekim sonu itibariyle Eylül sonu enflasyonumuzun %8'ler civarında, yaklaşık %12'lik bir reel getiriden bahsediyoruz. Yani reel getiriyle kastın enflasyondan arındırılmış getiri, net getiri. Evet. Net getiri. Evet. Yıllar itibariyle baktığımızda da geçen sene de çok iyi bir seneydi hatırlarsanız. Evet. %27'lik bir sektör getiri sağladı katılımcılarına. Enflasyon 11.84'te kapatmıştı. 14'lere yakın bir reel getiri mevcuttu. Daha 2 ay daha var yılın bitmesine. Hı-hı. Tahminim geçen seneki başarıyı sektör tekrarlayacaktır. Bu şey de içinde geçerli mi, otomatik katılım sistemi içinde aynı getirilerden bahsedebilir miyiz? Yakın getiriler. Yakın mı? Otomatik katılımın sistemin daha basit yalın kurgulandığı hatırlarsanız. Hı hı. BES'teki gibi çok fazla fon çeşitliliği yok. BES'te işte 400'e yakın fon varken OKS'deki fon sayısı şirket başına 5-6 fonda sınırlı. Hı hı. Ve orada daha uzun süreli bir bakış açısı olduğu için de çok fazla dalgalanmaya izin vermeyecek. Daha sabit getirili varlıklar üzerine kurgulanan bir fon sistemi vardı. BES tarafıyla bakınca tabii faizsiz fonların ciddi bir ayrışma gösterdiğini. Evet, onu soracağım. Yani nedir bu faizsiz fonların hikmeti, bu kadar yani yüksek getiriler var. BES'te zaten yüksek getiriler ama faizsiz fonlarda da enteresan derecede bir yüksek getiri var. Bu tam olarak nereden kaynaklanıyor? Benim bir tezim var ama sen bir anlat, merak ettim. Evet, faizsiz fonlar hayatımıza gireli yaklaşık 10 yıl oldu. İşte 17 yılını deviren BES'te 2010'larda ilk fonlar kurulmuştu. Hatırlayacağınız gibi. Şimdi baktığımızda bir hem hisse özelinde bir ayrışma var katılım endeksinden kaynaklı konvansiyonellere göre, hem de katılım fonlarının kompozisyonunun ayrıştığını görüyoruz. Böyle olunca da tabii aradaki getiri farkı da yaklaşık bir 10 puanlık fark var. Var, evet. Faizsiz fonlar lehine. Faizsiz fonların bu yılki
bugüne kadarki ortalaması %30'lar civarında. Bu net bir şey, reel mi, nominal mi? Bu nominal. Nominal. İşte 8 enflasyon düşersek %22. %22 evet. Real bir getiri. Ciddi bir getiri ya mevduat. Aya bizim mevduat faizi ne? Mevduat faizleri %13-14'lere gelmeye başladı. Şeyde katılımda ne? Katılım payı o civarlarda. O da o civarlarda. Kar payı %12'ler civarında. Evet ya onun bayağı bir 10 puan üzerinde bir hatta 12 puan üzerinde bir getirden bahsediyorsun emeklilik fonunda faizsizde değil mi? Doğru. Yani 2 senedir BES fonlarındaki getiri mevduattan tamam daha da ne var benim bildiğim kadarıyla burada ağırlıklı getiriyi özellikle son 1 yıldır 1,5 yıldır sağlayan altın galiba değil mi Ayhan? Evet, altının fonlarına bir rağbet var. Tamam, şimdi bir dakika. Şu altına geçmeden önce bir faizsiz fonların içinde ne var? Önce onu biz bir anlat da. Evet. Faizsiz fonlar katılım finans prensipleriyle yönetilen fonlar. Burada %100 faizsiz enstrümanlar kullanılıyor. Hisse senedi olarak baktığımızda da katılım endeksi, BIST tarafı içinde oluşturulan katılım endeksi kullanılıyor. Birebir konvansiyonelde yer alan fon çeşitleri, sabit getiriler, işte esnek fonlar, hisse fonu, yabancı paraya endeksli fonlar ve altın fonları hem katılımda hem konvansiyonelde var. Ama bu yıl özelinde baktığımızda hem hisse tarafında iyi bir performans sergiliyor katılım fonları ve katılımcılarının da fon dağılımına baktığımızda altın fonlarının konvansiyonellere göre oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Sadece bu altın fonunun getirisi ne oldu? %60'ları geçti. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl evet. Döviz tarafındaki dövizli fonlarda evet. Da ciddi bir artış var. Dolayısıyla iki taraf ağırlıklı eğer fon dağılımında dikkat ettiyseniz iyi bir performans elde ettiniz. Bir dakika dur, oraya takıldım. Dikkat ettiyseniz ne demek? Şimdi biliyorsunuz yılda 6 kere emeklilik fonlarında değişim hakkı var katılımcılarımızın. Biz şirketler olarak bunun iletişimini düzenli olarak aylık fon bültenleri çıkartarak paylaşıyoruz katılımcılarımızla. Ve yılda 2-3 kere bir pozisyonlarını gözden geçirip bu bültenlere göre revize etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde en azından yapıyorlar mı? Yapılıyor artık. Yani değiştirmeye başladılar mı? Ya mesela şunu söylüyor musun? İşte önümüzdeki dönemde altın hani biraz daha tabii siz bunu direkt söyleyemezsiniz ama tavsiye niteliğinde söyleyebilirsiniz. Altın, döviz deyince kişiler o planını, o fonunu evet altına çevirip biraz daha altına koyup değiştirebiliyorlar mı? Yoksa yani eskisi gibi halen aynı biraz daha işte devlet borçlanma senetleri oralarda mı tutuyorlar? Şimdi ekonomideki hızlı değişim, işte altının yükselmesi, dövizin yükselmesi ve emekli şirketlerinde buna karşılık gelen fonların olması bir farkındalık yarattı. Diğer bir konuda işte 17. senesini tamamlamış BES fonları artık birikimler de büyümeye başladı. Hı hı. Şimdi 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin TL birikime ulaşan müşteriler var. Bu müşteriler de birebir yakinen fonlarını takip etmeye başladılar. Aynı bankacılıkta olduğu gibi mobil bankacılıkta bizde de mobil artık sigortacılık yaygın. Hemen hemen tüm şirketlerin mobil şubeleri var. Buradan fon değişikliği yapabiliyorlar. Diğer işlemleri de yapabiliyorlar. Katkı payı ekstra ek katkı ödemesi yapabiliyorlar. Hı hı. Aynı birebir bankacılıkta yaptığınız işlemleri artık bir BES hesabınıza da yapmanız mümkün. Her gün birikiminizi takip etmeniz mümkün. Biraz ilgi gösterince göstermek de gerekiyor galiba biraz ilgi tabii. Kesinlikle. Çünkü bu nedir? Bizim emekli olduğumuzda
normal sosyal güvenlikten alacağımız emekli maaşına ek bir gelir yaratmaya çalışıyoruz. Tabii. Bu OKS'nin amacı da buydu. İşte 2021 planları içinde de tasarrufun öneminden bahsediliyor. Besin ağırlığının artırılacağından bahsediliyor. Evet, bunun evet. olabilmesi için düzenli bir ödeme planı yapmak gerekiyor. Küçük diye bakmamak gerekiyor. İşte 5 yıl 10 yıl geçince ciddi rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Peki son 1 dakika kaldı. Ben bir grafik benim Aytaç peşi versene. İlginç geldi. Otomatik katılım sistemine yani 45 yaş altı çalışanları kapsayan sistemde faizsiz fonları daha çok tercih edilmiş. Öyle anlıyorum değil mi? Evet, o faizsiz. Evet. Niye böyle? Bu rakam hatırlarsanız çok dakikada tartıştık. Evet. 1 dakikada toplayayım. 3 yıl 4. yılına girdik. OKS kurulduğundan beri bu ağırlık böyle devam ediyor. Çalışanlara sunulduğunda ağırlık faizsiz fonları tercih etti. Zaten bu sebeptendir ki şu anda toplam içindeki faizsiz fonların ağırlığı %20'lere geldi. 30 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaştı. 165 milyar TL içinde. Getiri olarak da ayrışıyor. Son 2 yıldır hatta 3 yıldır pozitif ayrışma var. Reel evet. getiri sunuyor. Daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla peki. Ayhan çok teşekkür ediyorum. Son cümle. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Evet efendim. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek bizlerle birlikteydi. Dediğim gibi son 1-2 yıldır hatta 2-3 yıldır bu faizsiz emeklilik fonlarında bir yukarı giden bir trend var. Ve bu trendi de biraz konuştuk. Hani neden böyle? Kişilerin tercihleri de biraz faizsiz fonlara doğru yavaş yavaş kaymaya başladı. Bu da bir yerden güzel bir şey. Kaldı ki zaten 2021 yılında hem BES hem tasarrufu arttıracağız Cumhurbaşkanlığı programında. Tasarrufu arttırırken de özellikle BES'i kullanacağız. Bu da programda yer alıyor. BES'i kullanırken de faizsiz fonları da daha etkin hale getireceğiz. Bu da aynı şekilde katılım sigortacılığı, katılım emeklilik sistemi dediğimiz sistemi daha aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla ama faizsiz fonların son 2 yıldır ciddi bir yüksek performans seyretmesinin nedeninin içinde özellikle altının performansının çok yüksek olması, dövizin performansının yüksek olması. Ondan dolayı faizsiz fonlar da, emeklilik fonları da gerçekten tercih edene, o fonları planında bulunduranlara ciddi katma değer getiri sağladı diyelim. Efendim başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.